duruşuna bakabiliriz. Gerçekten ülkemizin derdi bir kabus oluyor. Çok buraya çalışan bir durumda karşı karşıya kalan ülkemiz, milletimiz, devletimiz. Milletimiz gerçekten o gece çok şanlı bir direniş gösterdi. 151 şehidimiz var. Onları rahmet, dinlet ve dua yapmak. Yani bugün burada Osman Gazi'nin bizde biz işbirliği böyle bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz ve belediyemizin başta başkanımız olduğumuz ile yetkililerine kurumlarına teşekkür ediyorum. Demokrasimize devleti ve devlet güçlerine karşı girişine bu kalkışmanın 5. yılındayız. Hakikaten milletimiz büyük bir özveriyle büyük bir gayretle bu hain FETÖ PYD'ye saldırısını bertaraf etmiştim. Tabii bu gerçekleşirken aynı şekilde 255 şehidimiz var ve birçok gazimiz var. Ben burada şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve şükranla anmak istiyorum. Akşam herkes evine gitmiş. Evinde yemeğini yemişler, ağaçlarına bakarken bir de bakıyoruz ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kesildi. Trafik yolu oldu. Acaba ne oluyor derken, yani hiç kimse aklına böyle bir şey gelmezken bir kalkışma başlamış oluyor. Tabii bu kalkışma ile başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde millet ayağa kalkarak bunu üskürttü. Ve bu milletin tarihin her döneminde hedef alındığı aynı şekilde düşüncelerin karşısında olarak bunları bertaraf ettiği bir gün oldu. Bu ülkenin devletin gelişimi, ilerlemesi, büyümesi artık onlara da tahmin edilemez bir hal aldı ki işte 15 Temmuz'da ailelerin, kuşakta meslekleri, işte tutukları, kişilerle kalkışmaya niyetlendiler. Ama çok şükür bu yine bunları bastırdı, üzüldü. Ve 252 şey, 2500 milyon terazimesi var. Allah yararızdan sana baksın diyoruz. 84 milyon bu bayrağın altında tek bir grup olarak ve bu parçayı, bu ülkeyi savunacak, bu milletin birliğini hep birlikte geriye taşıyacağız. Bugün burada bu sergiyle 15 Temmuz'u anlatan 15 Erol ve sizin başkanımızla birlikte birlikte bu çalışmada bu sergi açacağız. Ve bu insan konuşma şehitlik ziyaretleri var Türkiye'de. Akşam saat 20'de demokrasi meydanında etkinlikleri başlıyor ve gece yarısı seyahatle birlikte devam ediyoruz. Sergi kronolojik olarak devam ediyor başkanım. Olay gecesiyle başlıyor. Daha sonrasında 27 gün süren kutlamalara ve nöbetlere kadar devam ediyor.